Merhabalar, Avukat Uğur Yıldırım, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanıyım. TEDx'den Tutku beni aradığı zaman gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bugüne kadar okuduğum kitapların yazarlarını hep imrenmiştim. Onların elle tutulur, gözle görülür, bize hisleri aktaran şeyleri hep beni e, benden aldı. Zülfü Livaneli'nin en son Huzursuzluk romanını okuduğum zaman oradaki Suriyeli ezidi kız... Melek Naz'ın hikayesi mesela bunu verebilmek, bunu anlayabilmek. Çünkü ben Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı olarak belki 50'den fazla ülkeye gittim. Birçok kamp ziyaretinde bulundum, birçok mülteciye dokundum, birçok dert dinledim, birçoğuyla sohbet ettim. Birçok şeyim oldu, birçok faaliyetler yaptım. Yine derneğin vasıtasıyla bugün sadece 2018 rakamlarıyla konuşursam binden fazla hukuki yardımda bulunduk, 2.000'den fazla insanın bir fiil davalarında müdahil olduk. Ama bunları böyle bir türlü toparlayıp belki aktarabileceğim elle tutulur bir şeyim yoktu. Tedx bana bu imkanı verdi. Belki buradan kendi dönüşümümü anlatırken bir yandan da sizin dönüşümünüz için inşallah temennim o bir başlangıç yapmayı arzuluyorum. Mülteci krizi gerçekten dünyada şu anda e, en üst noktada olduğu bir dönemi yaşıyoruz. 68,5 milyon milyar milyon insan mülteci konumunda. En doğudan en batıya kadar akan kan, akan gözyaşı hepimizin az çok malumu. Her iki dakikada bir, bir mülteci oluşuyor. Yani ben konuşmaya başladığım andan itibaren de aslında topraklarından koparılan, yerinden, yurdundan edilen insanlar oldu. Biz Türkiye'ye de gelirsek mesela Türkiye'deki rakamlar da gerçekten yüksek. 3 milyon 622 bin sadece Suriyelimiz var. 500 bine yakın Doğu Türkistanlı, Özbek, Çeçen, Tacikistanlı, Iraklı ve Arap Afrika ülkelerinden insanlar da Türkiye'de. 1 milyon 100 bine yakın sadece Suriyeli 5-18 yaş arasında çocuğumuz var. Bunların 600 bin'i okuma imkanına sahip ama 500 bin'i maalesef okullaşmıyor gibi. Aslında size burada bir sürü mesleğimle ilgili ve ilgilendiğim konuyla ilgili bir sürü e, istatistik bilgi verebilirim. Ama bu istatistik bilgileri vermemin çok bir anlamı olmadığını da biliyorum. Çünkü belki hemen buradan çıktıktan sonra belki yarın bunları zaten unutacaksınız veya zaten kaba taslak hepimiz bir şeylerin farkındayız. O yüzden bize lazım olan şey aslında empati. Yani kendimizi onların yerine koyabilmek. Yani mültecilik bir tercih değil. Bir kere en başta bunu bir kenara koymamız lazım. Kimse mülteci olmak için sabah kalktığında çantasını toplamıyor. Mülteci hayatını bir çantaya doldurup şehrine bombalar düştüğü zaman arkasından silah sesleri gelip askerler onları öldürmeye veyahut da belki tecavüz etmeye geldikleri zaman bütün hayatınızı çantaya doldurup da kaçtığınız bir durum. Kendiniz mülteci olacağınızı düşünün. Bir çanta hazırlayacağınızı. Bu çantanın içine neler koyarsınız? Uz uzak bir yola çıkacaksınız sonuç itibariyle. Size biraz erzak lazım, su lazım. Evinizde hatıralarınız var, yanınıza almanız gereken sertifikalarınız var, belki diplomalarınız var. Belki zinet eşyalarınız, başka şeyleriniz var. Ama ne kadarını alabilirsiniz? Yol çok uzun, bilinmezliklerle dolu. Ve eğer eşinizi kaybettiyseniz, üç tane çocuğunuz varsa, birisi kundakta kucağınızdaysa ne kadar elinize yük alabilirsiniz? Çünkü yollardan veya patikalardan bile gidemeyeceksiniz. Çünkü sizi bekleyen başka tuzaklar var yollarda. Sizi o en aciz durumunuzda soymak isteyen, size tecavüz etmek isteyenler de o yolları aslında tutuyorlar. Ve ben Arakan'da gördüm mesela Yatalak bir anneniz varsa, bir bambuya sarılmış çarşaf içine konulmuş iki omuz üzerinde kilometrelerce yolu aç ve susuz geldiler. Daha somutlaştırırsam bu örneğimi. Şimdi salonumuzda mesela bir oyun vardır. Kutulara işte kutular vardır ve bu kutuların bazılarında işte basarsanız yanarsınız. Belli noktalara ilerleme oyunudur. Hemen hemen hepimiz biliriz. Bu salondaki tüm koltukları da birer kutu olarak kabul edin. Ve ben bu koltuklardan üç tanesine sadece karamayını yerleştireyim. Eğer o koltuklara basarsanız öleceksiniz. Arkadaki bizi dinleyen arkadaşımı buraya kadar gelmesi hangi sağ olabilir? Hangi parayla olabilir? Hangi ödüllü olabilir? Sadece üç tane. Bakın burada yüzden fazla koltuk var. Ve ölme ihtimaliniz belki yüzde üç ama sizi o insanlar o mayınlı tarlaları geçerek sınırlarımızdan buraya girdiler. Bunu anlamamız lazım. Peki anlıyor muyuz, kavruyor muyuz? Evet, durumlarını biliyoruz, televizyonlarda gördük. Gerçi bu da haberlerde görerek işte artık birçok yerde bunları bilerek bilmiyorum biz daha mı bunlara alıştık? Yani o empatiyi kurmak daha mı zor? Ama Hadi bunları da yaptık diyelim. Ne yapıyoruz? Onlara aslında acıyoruz. Acıyoruz ve ben bu tip konuşmaları yaptığım zaman dediğim gibi ben Fransa'nın kale kampını da gördüm. Oradaki belki dünyanın en kötü kamplarından biriydi. Başka yerlerdeki hatıralarımı veya durumları da ilettiğim zaman insanlar evet onlara acıdılar ama bu sohbet bittikten sonra dışarıda kahve içtiğimiz zaman veya da benim yanıma geldiklerinde hep şunla karşılaştım veya sosyal medyada bunlar paylaşıldığı zaman bunlar da e, bu konuşmam da sonuç itibariyle yayınlanacak ve altına yorumlar gelecek. Ama evet mağdurlar ama biz işsizken bizim işimizi mi alacaklar? Evet mazlumlar topraklarından ayrıldılar. Kafalarına bombalar yağıyordu. Evet kardeşini, annesini Babasını kaybetti ama o çalışacak, ben mi işsiz kalacağım, benim işimi mi elimden alacak veyahutta benim ülkemde aç bitti de ben onları mı doyuracağım? Hep amalarımız oldu. Burada müsaadenizle bir metafor, kendi bulduğum bir metafora girmek istiyorum. Titanik metaforunu diye ben adlandırıyorum. 1912'de hemen hemen salondaki herkes bilir Titanic. Hem de filmleştirildiği için özellikle seçtim. Çünkü oradaki sahne önemli. Biliyorsunuz ki Titanic buzdağına çarptı. Filikalara insanlar koşturdular. O filikalar gerçekten de 90 kişinin üzerinde insan alabilirken 30'ar er kişi, 35'er kişi binerek o filikalardan, o batan gemiden ayrıldılar ayrılışları esnasındaki hengameyi hatırlıyorsunuz. Gözünüzün önüne getirin lütfen sahneyi. Bir annenin çocuğuyla beraber filikaya binmek istemesi ama alınmayışı noktasında bebeğini uzatarak bari onu alın deyişi. Sınırlarda da biz bunu yaşıyoruz. Bari bebeğimi alın diye tel örgülerin arasından bebeğini uzatan kadınlara rastlıyoruz. Ve insanların çığlıkları, denizde boğulma sahneleri, Onların bir şeylere tutunma ihtiyacı, orada ne bulurlarsa, ne ellerine geçerse, orada suyun üzerinde kalmak için verdikleri mücadele, o esnada da Filikalardaki konuşmalar, gitmeli miyiz, yardım etmemiz lazım, hayır gidemeyiz, gidersek biz ne oluruz ve filmi seyredenler biliyordur, malumudur, sesler artık iyice kesilip. İnsanlar hayatlarını kaybettikten sonra artık e, o insanlar o vicdan azaplarıyla yaşadılar bir ömür boyu bence. Ve bugün ben aynı şekilde dünyayı da su üzerindeki her ülkeyi de bir e, filikaya benzetiyorum, bir sandala benzetiyorum. Eğer savaşlarla, kıtlıkla, afetle bir ülke çökmüşse aslında suya batmıştır. Onların içinde yaşayan insanlar da Suda kalan insanlardır. İnsan suda yaşayamaz. İnsan suda yaşayamaz. İnsanın suya düştüğü anda ilk hedefi ayağını basabileceği bir kara parçasına ulaşmaktır. O esnada da yaptığı ilk şey zaten onu suyun üzerinde tutacak herhangi bir tahta parçası, bir şeylere, bir dala tutunmaktır veya yüzmektir. Mülteci Hakları Derneği Başkanı olarak ne hissettiğimi söyleyeyim size dönüşüm noktasından bahsedeceğiz işte şey biz sonuç itibariyle ülkemiz bir sandal ve ben bunun içinde dururken şunları duyuyorum. Biz de aynı tartışmaları yapıyoruz. Acaba onlara yardım etmeli miyiz? İşte kimimiz gidiyor uzaktan suyun içindeki insanlara yemek atıyor. Belki can simiti atıyor suyun içinde hayatta kalsın diye. Ama karaya çekmiyor. Veyahut da bir şekilde insanlar o sandala tutunup da binmişlerse sandalın bir kenarında diyelim ki biz uyurken veya başka bir şey olurken o sandala geldiler. Bir kenarda böyle pusmuş duruyorlar. Sandalın içindeki bizler, diğerlerimiz onları ne zaman denize atalım? Denize atmalı mıyızı tartışmaya başlıyoruz. Birileri filikaya tutunmaya çalışıyor. Elinde kürek. Onun Eline vurarak onu tekrar suya düşürmeye çalışanlar var. Benim hayat dönüm noktam o kürekle vurulduğu esnada, daha doğrusu bir hava alanında mutlak ölüme gidecek olan bir mültecinin kurtuluşuna vesile olmaktı. Uçağın bindirildiği uçaktan geri aldım çünkü gittiği zaman mutlak bir ölüm, mutlak bir işkence onu mutlaka bekliyordu. Onun hayatındaki dönüşüm aslında benim onunla elimi uzatmamdı. Biz bunları yaptığımız zaman ne Türkiye'de yabancılar ve uluslararası geçici koruma kanunu vardı ne göç idaresi vardı. Bir mevzuatımız bile yoktu. Havaalanına gittiğimiz zaman havaalanına avukatın girişi yasaktı. Ama bir insan ölüme gidiyordu. O insanın ölüme gitmesini engellemek için havaalanından geçenler bilir. O serbest bölgeye kaçak yollarla geçtim bu insanı gönderirseniz ölüme girecek iltica talebi bir haktır. Bunun sağlanması lazımdır dedim. Karşımdaki memurlar bana sizin burada olmanız yasal değil, sizin hakkınızda işlem yapacağız dedi. Yani ben kürekle eline vurulan, ölüme mutlak gönderilen insanın elini tutmaya çalışırken birileri de aslında kürekle sırtıma vurmaya çalışıyordu. Ama diğerleri de bu çabayı gördüğü zaman bize destek oldu ve bundan sonra da birçok kişinin hayatını kurtarmaya vesile olduk. Çok özür diliyorum heyecanlandığım için. Bu amalarla ilgili sizin dönüşüm noktanızda ne biliyor musunuz? Mülteciye dokunmak. Yani mülteciye o dokunduğum anda onu kurtardığımda aslında ben kendimi kurtardım. Onunla dertleştiğim zaman Onunla mülteciye dokunurken aslında kalbine dokunmak, onun düşüncelerine dokunmak, onu gerçekten hissetmeyi aldığınız anda onu da dönüştürüyorsunuz, kendiniz de dönüşüyorsunuz. Ve amalarınızın tüm cevaplarını onlarda buluyorsunuz. Bakın 25 yaşındaki Ahmet'e sordum. Neden savaşmaya gitmiyorsun? Ahmet dedi ki ben annemi ve babamı savaşta kaybettim ve altı tane kız kardeşimle beraber buradayım. Evin de tek çalışanı benim. Ben gidersem onlar ne olacak? Bir Ramazan günü ailemle beraber Esenler'de Bodrum kattaki bir aileye ziyarete gittik. Beraber iftar açtık. Kapıdan girdiğimiz zaman giriş katındaki Türk komşusu Şikayet etti. Dedi ki ya dedi onlar dedi bir sürü gürültü yapıyorlar vesaire vesaire. Aşağı indiğimde dedim ki ya dedim gürültü yapıyorsunuz. Gerçi gürültü yaptıklarını görmek mümkündü. Çünkü evin içinde 11 tane çocuk, 2 tane bebeğin vardı. Neden vardı? Çünkü kocası, daha doğrusu evin beyinin kardeşi ölmüştü. Karısı da yani yengesi de doğum esnasında ölmüştü. Daha yeni sabi bebekle beraber Beş tane kardeşinin çocuğu, altı tane de kendi çocuğu vardı. İki göz bir odada yaşıyorlardı ve evin hanımı şunu söylüyor. Dışarıya çıktıkları zaman bütün sokak bizden şikayet ediyor. Gürültü yapıyorlar, şey yapıyorlar, başka gidecekleri hiçbir yer yok. En azından burada yapsınlar, sadece bir kişiyi rahatsız etsinler diye bunu burada tutuyorum dedi. Yani dediğim gibi mülteciye dokunmak onunla aynı lokantada yemek yemek, aynı sokakta olmak, aynı okulda olmak, aynı e, ilçeyi paylaşmak falan değil. Evet ben her yerde Suriyeli görüyorum, şu oluyor, bu oluyor değil. Mülteciye dokunmak, onunla gerçekten o iletişimi kurmanız. Kara Gümrük'te Hulut ablayı ziyaret ettik. Dedi ki, ben dedi iki yıldır bu sokaktayım, bu mahalledeyim. Bakıyorum, Türkler, yani sizler birbirlerinize bayramlaşmaya gidiyorsunuz, bir şeyler getirip götürüyorsunuz. Ben kapının dürbününden iki yıldır bakıyorum, acaba bana gelecekler mi diye. İşte mülteciye dokunmak, o hulut ablanın evine, yaptığınız bir Kayseriliyseniz işte mantınızla veya bir e, Laz böreğinize veya sizden bir parçayla beraber onun evine gitmek. Buradan söyleyebileceğim şu ki mülteciye onu işte amalarla veya başka şeylerle karşılaştırdığımız zaman aslında onu tekrar denize atmayı konuştuğumuzu konuşmamız lazım. Yani işte şöyleler ama böyleler vesaire o zaman biz o sandalın içinden veya o güvenli yerden onu tekrar bilinmeyene o denize mi atacağız? Veya yaptığı şeyin karşılığı ne ki bunu ona hak ettireceğiz? Ben inşallah buradan bir dönüşümü, kendi dönüşümle beraber sizin dönüşümünüze de bir e, iğme kazandırdığımı, kazandıracağımı umut ediyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.